devlet. Son güne kadar biz varız elbet. AK Parti 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla 12. zaferiyle Türk siyasi tarihinde bir başarıya imza attı. 14 Ağustos 2001'de Türk siyasi hayatına giren AK Parti, kuruluşundan 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerde iktidara gelmişti. O tarihte %34.6'lık orana ulaşan AK Parti tek başına iktidar olmuştu. İlk zafer sonrası girdiği bütün yarışlarda kazanan AK Parti, 5 genel seçim, 3 yerel seçim, 3 halk oylaması ve 1 cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın ilk tercihi olarak tarihe geçti. AK Parti ikinci sandık zaferini 2004'teki yerel seçimlerde aldı. Darbe söylentilerinin gölgesine gidilen seçimlerde halk %40.2 ile yerel iktidarı da AK Parti'ye verdi. AK Parti seçimde en yakın rakibi CHP'ye 20 puan fark attı. Üçüncü sandık başarısı 2007'de geldi. Emel Tura, Cumhuriyet mitingleri ve meclisteki 367 tartışmasında Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararın gölgesine gidilen 2007'deki seçimlerde AK Parti %46.7 oy almayı başardı. Dördüncü sandık zaferi halk oylamasıyla geldi. Cumhurbaşkanı halkın seçmesini de içeren anayasa değişiklikleri için gidilen halk oylamasında halk 169'a yakın oyla AK Parti'nin değişiklik tekliflerine destek verdi. 5. sandık galibiyeti 2009'daki yerel seçimlerle geldi. AK Parti o seçimlerde de halktan %38.6'lık destek gördü. 6. sandık yarışının olduğu 2010'daki halk oylamasında ise halk %57.88'lik oranla evet diyerek AK Parti'nin önerilerini kabul etti. Çok sayıda düzenleme hayata geçti. 7. sandık zaferi 2011'deki genel seçimlerle geldi. Halk %49.8'lik oranla AK Parti'ye tarihi bir destek daha verdi ve 2023 hedeflerinin yolunu açtı. 8. başarı 2014'teki yerel seçimlerle geldi. Gezi olayları ve 17-25 Aralık operasyonlarının gölgesinde gidilen seçimlerde halk yine AK Parti'nin arkasında durdu. İktidar Partisi'nin oy oranı yerelde %45.5'i buldu. Aynı tablo 9. sandık yarışının olduğu 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerçekleşti. Muhalefetin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'a karşı Recep Tayyip Erdoğan %51.79'luk oranla ilk turda Cumhurbaşkanı seçildi ve Türkiye'nin yeni bir dönemi başladı. 10. sandık yarışına AK Parti Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığı ve başbakanlığı döneminde gitti. 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi çözüm sürecine yönelik sabotajlar, 6-7-8 Ekim olayları ve çok sayıda tartışma gündemindeydi. Buna karşın halkın %40.9'un oyunu alan AK Parti, tek başına iktidara gelememesine karşın 10. defa sandıktan ilk sırada çıkmayı başardı. 11. sandık galibiyeti ise 1 Kasım seçimleriyle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koalisyon hükümeti kurulmaması ve meclisten de bir seçim kararı almaması sonrasında seçimlerin yenilenmesi kararını vermesiyle Türk halkı aynı yıl 2. defa sandık başına gitti. Seçimlerde de AK Parti seçmenin desteğiyle bir kez daha sandıktan ilk sırada çıkmayı başardı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin desteğiyle meclisten geçen ve geçtiğimiz gün halkın oyuna sunulan Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren yeni anayasa değişikliği paketi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak halk oyu zaferi oldu. Tek vatan için, toprağında yatan için, tüm ecdadın atan için, tabii ki evet.